Bazen telefonla konuşurken dikkatin yaptığın işten başka yere gider. Bu makyaj yapmak gibi basit bir şey bile olsa. Mia, o sanırım dudak kalemi değil. Eğer cadılar bayramı değilse dudaklara siyah göz kalemi cız. Ne? Sana bunu dediğine inanamıyorum. Ay, ne yapmışım ben? Ya, bunun kırmızı dudak kalemi olduğundan emindim. Bir dakika. Öyle devam et. Çok koyu renkli bir dudak kalemi sürdüysen şu taktiği dene. Sürerken Mia'nın yaptığı gibi dudaklarına yay. Gördün mü? Hoş bir gölge etkisi yaratıyor. Vay canına, ne canlı görünüm. Görünümüne biraz keskinlik katmanın bir yolu bu işte. Makyaj yapmanın eğlencesi komik küçük kazalardır. Anlaşılan Mia bir yakışıklı ile buluşmuş. Aa, nereye gitti? Ay, dudaklarım kupkuru gibi geliyor. Bakalım aynen burada mı? Oo, çok donuklar. Yok, böyle olmaz. Rujumu almış mıydım? Eyvah, yine eyvah. Hepsi bitmiş. Dibinde birazcık kalmış sadece. Belki biraz sıkıp çıkarabilirim. Of, yok. Of, işe yaramıyor. Tamam, hadi ama. Şimdi ne yapacağım? Bir çatal. Belki çatal parlatıcının dibinde kalanları sıkabilir. İşte oldu. Darda kalınca çevrendeki eşyalardan yararlanabilirsin. Ah, evet, çok daha iyi. Bu nefis dudaklar sevgiline iyi geceler öpücüğü vermeye hazır olduğunu gösterecek. Evet, nerede kalmıştık? Sofia, bak! Cidden mi Emi? Ay, pardon. Dur, bunu dene. Bu düzeltecek miydi güya? Zor da kalınca işleri düzeltmek için güzellik hilelerine başvurabilirsin. Ay, bunu nasıl yaptın Emi? Güzelce makyaj yapmanın insana huzur veren bir yanı var. Tabii en iyi arkadaşın gelip de aynayı paylaşmaya kalkana kadar. Cidden mi Lana? Öf! Lili, paylaşmayı öğretmediler mi sana? Hadi kızlar, tartışmayın. Bunu halletmenin bir yolu olmalı. Ah, şu en iyi arkadaşlar. Onlarla da onlarsız da olmuyor. Surat asma Lili, öfke her zaman şakaya dönüştürülebiliyor. Bak, işler şimdiden iyiye gitmeye başladı ha. Lana makyaj yapmayı çok istiyor değil mi? O zaman ona sürecek biraz makyaj malzemesi ver. 1-2 damla yeter. 2-5-6 olsun. Sana fondöten hazırladım Lana. Öf, yine mi sivilce? Ne sinir. Neyse, bir kat fondötenle kapatayım, mühim değil. Bir dakika, bu benim tonum değil. Dur tahmin edeyim. Bunda senin parmağın mı var Lili? Ama belki başka bir işe yarayabilir. Birisi sürpriz makyaj yapıyor galiba. Bir fırçayı daha koyu renkli bir fondötene hafifçe batırırsan yüzüne sevimli çiler yapabilirsin. Vay canına, harika görünüyor. Biliyorum, ışıldıyorum değil mi? Birinin oyunu iyiliğe dönüştü anlaşılan. Aa, nihayet oturup biraz bir şeyler yiyeceğim. Çok acıktım. Bir bakalım. Tuz biber istemem. Aa, acı sos. Bu iyi. Hadi bakalım. Hadi çıksana. Hadi. İçinde biraz kalmış sanırım. Birkaç damla yeter. Belki kapağı açıp denesem birazcık çıkar belki. Oh, oh, hayır. Son kalan damla da tişörtüme döküldü ya. Acilden mi? Şey, burası meşgul. Acillikle çıkarmam gerekli ana. Suyla çıkar mı acaba? Ay, olmuyor. Lana, ne yapacağım? Tıraş köpüğü mü o? Denemeye değer ha. Bir dahaki sefere sos lekesi olursa üstüne tıraş köpüğünden büyük bir öbek sür. Lekenin üstüne iyice yay.
Sonra akan suyun altına tut ve köpüğü iyice durula. Köpük gidince lekeyi iyice çitileyerek çıkarmayı unutma. Vay canına, işe yarıyor. Çabuk kuruması gerekiyorsa üzerine birkaç dakika saç kurutma makinesi tut. Vay canına, Lili leke çıkarma süper güç olsaydı sen kızların süper kahramanı olurdun. Tıraş köpüğünü vereyim, burada işim bitti. Konu makyaj yapmak olunca kızlar ikiye ayrılır. İşi basitçe hallederler ve bu konuda elinden geleni yapanlar. Ama Olivia gibi kızlar için dudak parlatıcıdan fazlasına gerek yoktur. Azıcık da saçını düzelt ve işte gitmeye hazırsın. İşte doğal güzelliğini göstermek böyle olur. Emily gibi kızlarsa makyaj rutinlerini bayağı ciddiye alırlar. Bu tip kızların iyi bildiği gibi makyaj yapmak ince bir sanattır ve sıra önemlidir. Yüzün güzel özelliklerini öne çıkarmak için her adım dikkatle atılmalıdır. Ve iyi bir kontürün gücünü asla hafife almayın. Ve şimdi sıra gözlerde. Bu adım biraz zaman alabilir. Ay neredeyse kaşları unutuyordu. Sıra rimelde. Yani neredeyse bitti değil mi Emily? Ve bu tip kızlar gayet iyi bilir ki biraz aydınlatıcı ışıldama düzeyini 100 kat arttırır. Evet, hala devam ediyoruz. Umarım sabah için bir planın yoktu Emily. Çünkü kesinlikle geç kalacaksın. Vay canına, Emily müthiş görünüyor. Dışarısı buz gibi olsa da bazı kızlar üşümez ve dışarıya sadece basit bir ceketle çıkarlar. Bunun yeteceğinden emin misin Emily? Böyle yapıyorsan demek ki bütün yıl şortta gezenlerdensin. Bazı kızlar pek üşümez işte. Hem tuvalete gitmek de kolay olur. Üşütme Emily. Hava biraz serinlediğinde üzerine alacak kısacık bir şeyler ararsın. Saça dikkat. Konu soğuk havaysa işi şakaya bırakamazsın. Vücudunun her noktasının sıcak kaldığından emin olmak istersin. Özellikle de o hassas kulaklarının. Ah ne güzel. Hey, neredeyse montumu unutuyordum. Kat kat giyinmenin gücünü azımsamayın millet. Pekala gitmeye neredeyse hazırız. Vay canına Olivia, amma sıkı giyinmişsin. Dışarısı dondurucu derecede soğuk olmalı. Ve bir de atkı sarayım. Çünkü neden olmasın? Pekala, bence bu kadar yeter. Hey, nefes alacak boşluk bırakmayı unutma. Soğukta dışarı çıkarken genellikle böyle mi görünüyorsun? İsterse kar fırtınası çıksın, bu kız her şeye hazır. Dışarıda iyi şanslar. Eğer Olivia gibi biriysen kalbinde dans edersin, kafanda değil. Oysa Emily gibi kızlar tüm gözlerin üzerinde olduğunu bilir. Havalı ol, havalı ol. Vay, bunlar bayağı güzel hareketler hanımlar. İster coşkulu, ister planlanmış hareketlerle dans et, dans kendini ifade etmek için müthiş bir yoldur. Ay ne de çok insan var burada. Fazla çılgın hareketler yapma en iyisi. Bu insanlar yolumdan çekilse iyi olur çünkü yeri parçalayacağım birazdan. Yeni ve çılgınca dans figürleri denemekten çekinme Emily. Kimseye söylemeyiz. Herkes Cadılar Bayramı'nı dört gözle bekler ama kızlar için bu yılın en önemli etkinliğidir. En iyi kostümünün hangisi olduğunu düşünerek senenin yarısını geçirir ve sonra da partiye en dikkat çekici kostümle gidersin. Ama her kız güzelliğiyle hava atma şansını kullanmaz. İşte tipik bir örnek Olivia. Kokuyu sen de aldın mı? Kim Olivia'nın bu kadar çirkin görünebileceğini düşünürdü ki? Hey, onu yiyecek misin? Böyle kızlar Cadılar Bayramı'nı bir ürkütme festivali olarak görürler. Cadılar Bayramı'nda nasıl bir kız olursan ol, bütün olayın eğlenmek olduğunu unutma.